Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar, ben Ters Maske. Bugün Minecraft'ta zorlayıcı survival'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi geldiğine göre arkadaşlar şu anda size şöyle bir şey demek istiyorum. Beni izleyenlerin %30'u bana hala abone değilmiş. Şöyle açıklama kısmından bir bakın. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Hem aşağı inmişken bir de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. 7000 like gelirse çok sevinirim. Bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Bu bölümde şu coin farmının aşağıda çalışan sistemini tamamladım. Şimdi koyunları böyle yavaş yavaş buraya böyle koymaya başlayacağız. Ama öncelikle bize buğday lazım. Hemen eve gidelim buğdayları almaya. Sonrasında arkadaşlar şurada yeni bir evimiz var. Bu evin altına çok güzel bir devre yaptım. Onu size göstereceğim. Ne zamandır yapmayı planlıyordum ve sonunda bitirdim. Bizim burada bir tane ipimiz vardı. Evet sanırsam hepsini harcamışız. Neyse şu yemeği bir fullleyelim. Evet arkadaşlar hemen gidelim. Koyunları yavaş yavaş bu tarafa doğru alacağız da bir dakika cam var mı? Cam var. Tamam okey. Bir tane de bize merhaba. Baskın yedik. Baskın yedik. Şimdi bir dakika. Bizim kalkanımız var mı? Yok. Şu güç 5'i alayım ben bir. Şimdi bir dakika. Sen şimdi kimin köyüne baskın yap? Gel bakayım buraya. Gel. Senin ne işin var orada? Ha? Bak ya. Arkadaşlar böyle geliyor artistik yapıyor ya. Neyse tamam. Şimdi hemen koyunların yanına doğru gideceğim. Koyunları bir oradaki makineye koyalım. Şimdi hop bu makine çok işimize yarayacak arkadaşlar. Öncelikle buraya bir tane yol yapmam lazım. Şuradaki suyu alacağım. Aldım mı? Aldım. Allah! Abi ödüm koptu ya. Ben sizden bıktım ya. Yemin ederim bunlardan bıktım ya. Ben bir yatmaya gidiyorum arkadaşlar. Abi yemin ederim kalbim küt küt atıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Geldi ısırdı ya. Neyse bir yatalım da kurtulalım bunlardan. Arkadaşlar evet bunlar böyle uyumadığımızda geliyorlar. Ben hep onlardan korkuyorum. Arkadaşlar yani uyumamız gerekiyor geceleri. Sen de yanmaya başla. Senden de kurtulalım. Şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Şuradan bir yol yapacağız demiştik. Şöyle şunu kır. Şurayı da şimdilik kıracağım. Elimde balta olmadığı için. Baltanın hepsini kırdım. Tamam. Şöyle gelin bakayım. Gel. Koş. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini böyle sıra sıra bakın sıra buraya bırakacağız. Tamam bunlar artık burada kaldı. Şimdi hemen diğerlerinin yanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Buradaki farmı inşallah düzgün bir şekilde yapabileceğiz. Dur. Şöyle ben bir geçeyim. Gelin bakalım. Şunu aşağı atacağım. Tamam. Şimdi burası da tamamlandı. Şunu şöyle bir hop aşağı düştü mü? Düşmedi. Aa düştü. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuradan bir çıkabilirsem. Diğer koyunların kaçmasını istemiyorum. Çünkü hepsi renkli. Ay çıkarttık. Aa blokluyorlar beni. Şuradan da arkadaşlar şöylesini yapacağım bakın. Gelin bakalım. Aa bunlar niye gelmiyor? Hadi gel. Tamam şimdi seni aşağı doğru ittireceğim. Aşağı doğru itelim bunu. İtilmiyordu. Çok ağır. Aha vallahi ittim. Tamam. Bunları da aldık. Bir sorunumuz var. Orası açık kalmış. Orayı hemen şöylesine kapatalım. Evet düştü. Okey. Şimdi burada bir sorunumuz daha var. Bu koyunların çoğunu ben içeri doğru alamıyorum. Gelin bakalım. Acaba şuradaki suyu da mı kapatsam? Aa inek de geldi. Abi inek de geldi ya. Tamam. Burası da okey. Şöyle. Abi bir saniye. Bir dakika. Heh. Şunu sen bir git artık. Şurayı kır. Şurayı da kır. Tamam şimdilik arkadaşlar burası böyle kalsın tamam mı? Bunları besleyeceğiz. Burası full dolması lazım. Burası full dolduğu zaman bizim görevimiz tamamlanacak. Gel bakalım. Hepiniz gelin. Hepinize yetecek kadar var. Tamam dışarıda kalanları bir sonraki bölümde içeri koymuş olurum. Ve ben de içeri düştüm. Abi yani ilk şu camları almışım. 25 defa içeri düşmek nedir ya? Tamam bunların hepsi düştü değil mi? Şimdi arkadaşlar eve doğru gidiyorum. Şuradaki XP'leri alayım. Kızıl taşları aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi elimizde duruyor. Hemen şuraya atlayacağım. Şimdi burada olan şeyi size anlatmak istiyorum. Buradaki zaten koyunların hepsini içeri doğru bıraksaydım daha güzel olurdu. Aa senin burada ne işin var? Gelin bakayım. Koyunun oraya düşmesi nedir ya? Çık bakayım. Şu kapıyı kapatalım. Tamam. Burada kızıl taş vardı. Bize yün lazımdı. Tamam. Yünleri buraya bırakmıştım. Bu burada çalışıyor. Şu da burada çalışıyor. Tamam. Şimdi bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hemen bir tanesini kırptı. Tabi bu sayı böyle koyunlar çoğaldıkça daha da fazla olacak. Biz acıkmışız. Bir yemek yiyelim. Bakın koyunlar böylesine gidecek arkadaşlar. Sonrasında tekrar böyle görmüş olduğunuz. Bakın kırptı gördünüz mü? Bakın bunu kırpmayacak ama şuradakini kırpacak bak. Geliyor. Hop kırptı, hemen hopper'ımız aldı. Buralara birkaç tane daha hopper koyarsam daha güzel olur. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle böyle arkadaşlar. Bizim yünlerimiz sandığımıza gidiyor. Bu da çalışıyor. Buradaki görmüş olduğunuz koyunları birazcık daha arttırmam gerekiyor. Onları da arttırdıkça arkadaşlar ve şuralara birkaç tane blok koydukça bu devre çok güzel bir şekilde çalışacaktır. Bir sonraki size göstermem gereken yapıyı göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben diyordum ki bu sandıklar arkadaşlar artık ben itemleri dizmekten bıktım. İtemleri hopper'a bırakayım ve itemler otomatikmen hızlı şekilde kendiliğinden dizilsin. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bizim itemleri koyabileceğimiz iki tane sandık var. Buraya camı bırakıyorum, tamam mı? Bakın cam eksilmeye başladı. Aşağıya doğru ineceğim. Umarım merdivenleri tamamlamışımdır. Aşağıda birazcık fazla canavar olabilir. O yüzden şöylesine şunları bırakayım. Tamam, her tarafı aydınlattım ama buralarda yine böyle görmüş olduğunuz gibi zombiler spawn oluyor. Öl bakalım. Sen de öldün. Tamam. Şuraları birazcık daha aydınlatacağım. Öl bakalım. Öldü. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki devrede mesela yukarıdan item bıraktım değil mi? Bakın camlar buraya geldi. Buradaki kırık taşlara karışmadı. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen size ufaktan bir göstereyim. Ama bize şuradaki bloklardan lazım. Şimdilik şuradan birazcık taş alacağım. Tamam, bu kadar yeter. Zaten burada itemlerin hepsini tamamladım. 11 tane cobblestone'umuz var. Şurada görmüş olduğunuz şekilde bir blok arayla yapacaksınız. Çünkü buradaki kızıl taşlar birbirine karışıyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Şöyle bir görmüş olduğunuz yapı yapacaksınız. Şuraları kırmanız gerekiyor. Burayı kıracaksınız. Sonrasında burayı kıracaksınız. Buraya şöyle hemen şunları bir yukarı doğru bırakayım. Bunu da bırakalım. Bu da yukarıda dursun. Bir tane kızıl taş meşalesi. Sonrasında arkadaşlar hopper, chest, redstone repeater, redstone komparatör mü? Öyle bir şey. Çok enteresan ismi var. Söyleyemedim. Şimdi burada yapmanız gereken tek şey yukarı doğru çıkmak. Bir tane komparatörü böylesine bırakıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar buraya çıkıyorsunuz. Kızıl taşları bırakıyorsunuz. Pardon, nereye bıraktım bunu? Ha, buraya bırakmışım. Buraya bıraktınız. Sonrasında bunu kırın. Bu tarafa arkadaşlar repeater'ı bırakıyorsunuz. Ucu bu tarafa baksın. Yani iki tane çubuk olan yer sol tarafa doğru baksın. Böyle uzun olan yere baksın. Sonrasında arkadaşlar tekrardan şuraya çıkalım. Buraya bir tane hopper bırakıyorsunuz. Şimdi mesela diyelim ki burada bizim itemlerimizin ray sistemi var. Tamam mı? Mesela şurada görmüş olduğunuz yerden bizim bir tane chest'imiz olsun. Tam şöylesine bak. Tam şurada bir tane sandığımız olacak. Yani şöylesine bırakırsam daha güzel olur. Tamam. Şunu kıralım. Burası yanlış oldu. Tamam. Sonrasında arkadaşlar buraya bir tane hopper, sonrasında bir tane daha hopper bırakıyorsunuz. Mesela diyelim ki yukarıdan itemlar geldi. Ne item'ı gelsin? Hopper mesela. Bak, hopper'ı bıraktım. Buradaki chest'e gelmiyor. Buradaki chest'e gelmiyor. Bakın buradaki chest'in bu aşağısındaki kızıltaş meşalesi söndüğünde itemlerin aktarımı başlayacak. Birazdan başladı. Evet. Bakın gördünüz mü? Devre bu kadar basit. Sadece arkadaşlar mesela diyelim ki buraya ilk başta hopper geldiyse buraya arkadaşlar hopper geliyor. Mesela bunu değiştireceksiniz. Buraya mesela kırık taş gelmesini istiyorsanız şuradaki görmüş olduğunuz 22 taneden fazla hopper'ımız var. Bunu kaldırıyorsunuz. Sonrasında buradakini de kaldırıyorsunuz. Sonrasında buraya bir tane kırık taş bırakıyorsunuz. 18 tane de arkadaşlar hopper bırakmanız gerekiyor. Ve ben bir şey unutmuşum. Sensör denen bir şey var. Fazladan itemların burada birikmesini engelliyor. Şöyle birer tane kumun ismini değiştirip arkadaşlar sensör veyahut da başka bir isimle koyarsanız kumlar veyahut da taşlar böyle hiçbir şekilde karışmayacaktır. Hepsine bırakmışım arkadaşlar. Bırakmamışım. Bunu unutmam bayağı bir kötü oldu. Hemen şöyle size gösterdiğim gibi böyle sensörlerin de burada olması gerekiyor arkadaşlar. Üst tarafları bırakmışım. Bakın gördünüz mü? Üst tarafları bırakmışım. Aşağı taraflarını bırakmayı unutmuşum. Buraları da bırakırsanız sizin için daha da güzel bir sistem olur. Bu sistemi sonunda yaptım. Yani artık bu taraflarda full benim itemlerimin olduğu bir saklama alanı gibi bir yer olacak. Burayı birazcık dizayn edeceğim arkadaşlar. Kötü gözüktüğünü ben de biliyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdilik böyle olsun. Yani bu bölümde size koyun farmının nasıl çalıştığını ve arkadaşlar bu aşağıda görmüş olduğunuz otomatik sandık sistemini nasıl yapacağınızı gösterdim. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki zorlayıcı survival'da görüşürüz. Tabi bu benim için kolay bir survival ya. Hala ölmedim arkadaşlar. Yani bakın şurada görmüş olduğunuz kötü şansı bile bilerek videonun başında süt içebilirdim. İçmedim arkadaşlar. Yani gelsinler de bir savaşalım, aksiyon olsun. Kimse gelmiyor. Böyle, evet. Bir sonraki zorlayıcı survival'da görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bu 10 sene devam eder artık ya. Ben ölmem arkadaşlar. Yani bu oyunda, yani bu modda ölürseniz noobsunuz abi. Gerçekten noobsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ekrana 2 tane video geldi. O 2 tane videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Son kez şuradaki hemen koyunların kırpıldığı yere gideceğim. Abi çalışıyor. Evet. Çalışıyor değil mi? Çalışıyor abi. Gerçekten çalışıyor. Buradaki koyun sayısı arttıkça buradaki verim de artacaktır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.